Beyza Gözeyik, dün sabahtan itibaren bütün gün ve bu gece yaşananlar ışığında en son bilgilerle ve uzman görüşleriyle güncellenmiş bir haber hazırladı. Türkiye'nin korona bilançosu. Üç etkeni bir arada düşünmek gerekiyor. Bir, toplumların ve insanların bağışıklanma düzeyleri, aşı olma düzeyleri. Bir de bunların yanında virüse bağlı faktörler var ki bunların başında da yeni, çok daha bulaştırıcı veya çok da öldürücü bir varyant çıkmaması. Uzmanlara göre virüse karşı tek silah aşı. 24 saatte 15 bin kişi daha 3. doz aşısını oldu Türkiye genelinde, ancak yeterli değil. Kardiyoloji uzmanı Doktor Çetin Gül'e göre aşıdaki aksamanın bir sebebi de kulaktan kulağa yayılan ve aslı olmayan iddialar. Pandeminin ve korona virüsün getirdiği bir takım sıkıntıların koroner arter hastalığı riskini arttırdığını söyleyebiliriz. Ama ülkemizde yapılan aşıların direkt bunu yaptığına dair elimizde bir bilgi bulgu yok. O yüzden hani biraz kulaktan kulağa abartılıyor bazı şeyler. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Çetin Gül, aşılar kalp krizi yapıyor, pıhtıya sebep oluyor şeklinde dolanan hiçbir bilimsel açıklaması olmayan iddialara yanıt verdi. Hem koronavirüsün kendisinin hem de pandemide hareketsiz kalmanın bir takım sorunlara yol açtığını ifade etti. Bu 2-3 yıllık dönemde bir kilo artışı, hareket kaybı, hareketsizlik oldu. Bir kaygı, stres bozukluğu gelişti. İşte bende de mi oldu, şununla temas ettim, pozitifmiş, maskem var mıydı, yok muydu gibi. Bunların hepsi zaten az önce saydığım koroner arter hastalığı risk faktörleri aynı zamanda. Aşıyı suçlayamayız. Bunu yapabilmemiz için bilimsel olarak 8-10 bin, 20 bin, belki 50 bin hasta üzerinde yapılmış çalışmaların istatistiksel olarak anlamlı sonuçları lazım. Yine aynı tablo yaşandı hastalığın seyrinde. Test yaptıranların sayısı 300 bine yaklaştı. 24 saatte 16.190 kişide virüs tespit edildi. Koronavirüs dün 63 can daha aldı. Pandeminin başından beri Türkiye'de 98 bine yakın insan öldü. Can kaybı dünya genelinde 6 milyonu aştı. Neredeyse tüm dünya artık tedbirleri gevşetme yoluna girdi, ancak Asya ülkeleri pandeminin başına geri döndü. Çin'in bazı şehirlerinde karantina devam ediyor. 3 gündür karantinada olan Şangay'da online alışverişte patlama yaşandı. Çalışanlar siparişlere yetişemedi.